Merhaba. Ne yapıyorsun? Yardımcı olabilir miyim? Olabilirsin. Ben çanta bakıyorum da. Şu vitrindeki kaç para oluyor fiyat olarak? O özel tasarım. Sınırlı sayıda üretildi. Fikir babası markamızın ilk tasarımcısı. Anası babası beni ilgilendirmiyor bacım. Ben fiyatını soruyorum. Bunlar timsah derisi. Çok yüksek fiyatlı tabii. Ne kadar? Yüksek. 200. Daha yüksek. 300. Fazla. 500 olur mu? Olmaz. 700'e oha artık ya. Bunlar özel tasarım olduğunda. En son kaça olur? Hanımefendi isterseniz siz. Bir araba parası mı? Zaten özel sayıda üretim. Bir ev parası mı? Hanımefendi sizin bütçenize uygun değil. Zaten sınırlı sayıda üretildi özel müşterilerimiz için. Bence siz başka mağazalara bakın. Sen niye beni aşağılıyorsun ki? Ezik miyim lan ben? Hayır efendim. Ha, ezik mi görünüyorum? Hanımefendi hayır. Ha, ezik bir tipim mi var? Ben öyle demek istemiyorum. Yolda görsen ezik der misin? Aslında derim. Ne? Aynen şöyle derim. Şu ezik tip ucuzluğuna, kılığına, kıyafetine bakmadan bizim mağazaya nasıl giriyor? Şu hadsize bak derim. Hanımefendi mesleki deformasyona rağmen bende yalan yok. Kusura bakmayın. Benim derdimi dinlese dinlese, hani bir erkek olarak görmediğim Bora arkadaşım dinler dedim. Sağ ol. Selahattin ağabeyin muayen kalaslığı dahilinde beni kaleye almadı. Ezdi beni. Üzerime bastı diye ses çıktı benden. Sonra da peçeteyle alıp hop tuvalete attı. Bacım ben senin derdini tam olarak anlayamıyorum ya. Benim derdim bu işte. Ne bakıyorsunuz ana? Ha? Ne bakıyorsunuz? Ayı mı oynuyor acaba? Hayret bir şey ya. Ya kusura bakma anam, nabura mı geldi ama ya? Sürekli provoke oluyorum. Ay, memlekette başka karı mı kalmadı acaba? Niye bütün herifler bana niyetleniyor ya? Yok artık. Hiçbiri değildi. İnsanın en saygı duyduğu, en güvendiği, en beklemediği kişinin bile böyle başka niyetler besliyor olması. Kim o ya? Kaçtı. Çağatay. Kaçtı. Muhterem hocam, biz buraya şimdi gözlem yapmaya mı geldik? Evet. Ben seni gözlüyorum sevgilim. Neredeydi diyafram bakalım? Hı? Hanimiş diyafram? Dur aram, el gıdık yerim ya. Allah cezanızı vermesin hocam. Versin yahu, versin. Hak ediyorum. Soyun. Aa yok, böyle gece hafif böyle rutubetli serinlik çıkıyor ya, ben böyle iyiyim, sağ olasın. Biraz içseydin yahu. Bayılırım sarhoş kadına. Aa, niye? Kolay olur çünkü. Ben şimdi anlamadım, siz en zoru sarhoş oynamaktır demiştiniz. Yok, bence biraz içersen daha güzel oynarsın sarhoş sarhoş. Ha, ben şimdi peki ne oynayacağım hocam? Ne bileyim, oryantal falan oynuyorum demiştin ya. Anlamadım. Ben şimdi içip içip size göbek mi atacağım? Bak ben söylemedim, sen söyledin. Anam ben manyak mıyım ya, dinlenme saatimde niye mesai yapayım? Fazla mesai göz çıkartmaz. Parası neyse veririz yahu. Bana gidelim mi? Şimdi bir dakika. Sen saf olmayan niyetlerine beni, öğrencini alet etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok.
Niyetlerim çok saf, katıksız. Tamamıyla içgüdüsel, temel içgüdü sevgilim. En güvendiğin, en saygı duyduğun, en beklemediğin kişi o muydu? He. İnsan sarrafı sayılmazsın, onu anladık. Bak misal şimdi bu arkadaşına hiç bakmıyorsunuz. Niye laf atmıyorsunuz ona? Nasıl? Allah aşkına döpiyesli o ya. Ne? Döpiyesli işte ne bileyim tayyör. Ya döpiyesli kadına asılmaz. Ha niye Allah mı çarpar? Ya yok canım ne alakası var? Hiçbir erkek tayyörlü bir kadını o gözle asla bakmaz. Tayyör ne bileyim böyle anne gibi, öğretmen gibi, müdür hanım, milletvekili, duvar gibi bir şeydir. Duvara çarpar çarpar geri dönersin tayyörden ya. Tayyör. Orçun, gülüm nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Sağ ol anam. Ne yapıyorsun? Geziniyorsun mu? Evet. Hava alıyordum ben de ne yapayım? Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. İşleriniz olsun, aileniz güller olsun. Afiyette mi? Ben kimim ya şu an? Bundan önceki hayatım mıyım acaba? Yok anam yok. Ben anladım. Hadi eyvallah sana. Hayırlı akşamlar efendim. Saygı ve esenlikler diliyorum. Wow! Radyo frekansı mı karışıyor bana ya? Gel ya sana yerim Allah'ım. Allah'ım yerim ben ya. Ay kız evli adamla olmayayım. Başıma taş yer diyordum. Yağdı görüyor musun? Ya sen bütün bu görünen vasıflarının altında şakacılık gibi görünmeyen vasıflar da mı barındırıyorsun sen ya? Vasıf kimdi ya? Boş ver ya, kör cahil gerizekalı bir arkadaşımızım. Seni yerim piliç. Seni yerim piliç. Bugün maç mı vardı ya bugün? Ha, seyredecek mi? Ha yok. Yok ben maç sevmem aslında. Yani 20 tane kıllı adam bir topun arkasında koşturuyorlar. Yani bana bir faydası olsa. Hadi 20'si herif. Bari kalede iki kara olsa değil mi? Mesela. Mesela o da ben olsam değil mi? Yok estağfurullah. Ben karı derken seni kastetmemiştim. Niye anam ben karı değil miyim? İşte öyle değil yani. Nasıl evin dekorasyonu yeni düzenlemesiyle ilgili bir sıkıntın var mı? Memnun musun? Yok anam, sıkıntı yok. Memnunum. Sağ olasın. Elinin değdiği yerde gül bitiyor çok şükür. Estağfurullah, estağfurullah. Görevimiz, biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaten bütün herkes işini yapsa değil mi? En iyi vatandaş, görevini en iyi şekilde yapan vatandaş, vergisini veren vatandaştır. Herkes evinin önünü süpürse, biz nereden geldik buraya ya? Allah anam ben piliçten sonra koptum. Evet, genel olarak eğitim şart. Bir de yerinden yönetim, o da şart. Şimdi biz memleket olarak genç bir nüfusuz. O açıdan biz avantajlıyız. Bu akşam bir sevişme platformu olmayacakmış gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Vallahi şu anda libidom ağlıyor. Bana ne oldu anlamadım. Çok moralim bozuk. Siz beni en iyisi bu akşam kendi his dünyama bırakın. Kapıdan içeri girdiğimde enerjim süperdi. Çok güzeldi ama ne oldu? Birden biraz şekerim mi düştü? Ne olduysa? Ne yapsam ben? Gitsem kaşa falan mı yerleşsem acaba? Depresyondayım. Evet. Muhabbet yürümüyor. Ben gideyim artık. Kafamıza yediğimiz dolulardan oldu herhalde. Anlamadım anam.
Lütfen rahatsız olmayın. Saygılar, sevgiler. Bütün dostlara baki selamlar, hürmetler. Yahu leopar desenli baby doll giyen karıya hürmet etmek nereden çıktı? Ne oluyor bana ya? Lan ben mi bir şey dedim ki ya? Anlamadım ya. Of be. Allah beni tavuk etmesin ya. Ben bunu değiştirecektim ya. Aman yolda karşılaşınca. Of Selahattin. Alo. Bak muhterem hocam. Vallahi zaten şu an kafam acayip bozuk. Senin de bütün ayarlarını bozarım. Elini ayağını bir daha denkleştiremezsin ha. Öleley ne lan? Öleley ne? Öyle şarkı mı olur ya? Peki duvardaki bu boy boy şapkalar kime ait? Ev arkadaşım şapka. Sevgilim. Bu da onun şapkalı. Emeğin nasıl yoğunlaştığını böyle ifade ederim. Bu hemoroid kremi bitiyor. Yenisini al demiştim sana. Hayır, duymadım da diyemezsin. Desibelim malum. Hah, şimdi Çağatay, ben düşündüm. Dedim her sorunun kökenine ineceğim. Temelden çözeceğim. Dün bir zeytinyağlı yemek tarifi kitabı ve bol miktarda kuru kayısı aldım aram. Kreme ihtiyacın kalmadı. What? Ben bunu yüzüme sürüyorum yahu. Ne diyorsun anam? Yüze değil o. Yüze süreceğin teoriye nasıl etki edecek? Hayır, biri Bağdat'ta, biri Şam'da. O kadar okumuş adamsın. Bir kutunun içini okuyamadın mı ya? Yahu yıllardır uykusuz ve alkolü gecelerin sabahında... ...hayatın yıpratıcı izlerini silen, yüzümü kamerayla sevişecek cazibeye getiren... ...işte bu mucizevi bebek. Ha. Anam abartma. Basur kremini basıyorsun, suratın şişini alıyor. Yani o. Hayır, hemoretti benim kariyerimin %50'si. Operacı. Hayır, ilacın ismi. Bugün ülkenin sokaklarında, kahvelerinde bir Çağatay Koçtuğ seksapelinden bahsediliyorsa... ...bu altın formülün etkisi yatsınamaz. Anam, kahvede niye senin seksapelinden bahsedilsin ki? Yani oradaki adam maç konuşur, karı kız konuşur. Yahu ben unutulmaz yüzümle bu ülkenin popüler kültüründen bir rüzgar gibi esip geçen... Of! Anlat ona Ebru. Ona esmeyi anlat. Esikte geçmeyi anlat. Ben hemoroid kremi almaya gidiyorum. Hadi. Ay. Kız şuna bak, bu da çok güzel ha, ne diyorsun? Ay, atar mı burayı? Ha? Niye yettin lan, taze ekmek, kaymak falan getirdin ya? Zaten hep söyleyip duruyordu Selahattin Bey, zaten bu yakınlarda varmış böyle manda kaymağı çok güzel satan bir yer varmış. Ama bana gitmek almak nasip olmamıştı, biliyor musun? Afiyet olsun. Ben ama daha çok özel hayatımda fındık ezmesi tercih ediyorum. Allah Allah, ya sen ne tatlı bir şeysin ya. Teşekkür ederim. Yoldan geçti bir fıstık, kafadan biraz kaçık. Fazla kıvırma kızım, bak yakalarsam tık tık. Seni gidip karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan. Sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan. Sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Manitam kırmızı nokta, tek çilemsin sen fıstık. Ne yorgan kaldı ne yastık, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan. Sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan. Sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Sana neni dinletirim, inimini milletirim. Üfletirim, gümletirim, bak yakalarsam tık tık. Seni gidi karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan. Sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Thank you.
kafadan biraz kaçık. Fazla kıvırma kızım, bak yakalarsam tık tık. Seni gidip karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan, bak yakalarsam tık tık. Seni gidip karpuz kıran, hıyarı tarladan çalan, sonra da götürüp yutan. Yetenek biliyor musun? Çok güzel. Ama bu da bir kafa biliyor musun? Koyalım şunu kenara dangıdı dangıdı. Sabah sabah beyin kıvrımlarmış işte. Ödem yaptı ya. Ya Zerin. Stres atma maçlı çalıyorum anam ya. Dün Selahattin'e benim bu arabesk fantazi albüm çıkarma projemi açacaktım ya. Nasıl karşıladı? Küfür ve hakaretle karşıladı anam ya. Müzik'e karşı değil ama bu albüm tanıtım planlarının 18 yaş üstü cıplaklık içermesine kuruldu sanırsam. Söyleyeydin plakçı ya, soyunmam abi diyeydin. Ama cıplaklık mı, musiki mi diyeydin? İşte plakçı. Amaç tabii ki de cıplaklık. Albüm için kenar süsü. Sen kendini Ümmü Gülsüm mü sandın? Kenarın süsü diye cevap verince... Gerçekçi konuşmuş. He, ben de o yalnız seviyorum ama. Sonra... Kız inanmıyorum. Fazıl Say'dan mesaj geldi ya. Ev sahibi. Yok kız, piyano üstadı olan. Bildiğimiz Fazıl Say. He? Bak, öz hakiki Fazıl Say. Bu geçenlerde arabeskçileri bir atarlandı ya. Ben de dün Selahattin'in gazıyla bir tweet atmışım buna, giderli. Dedim, ben Mozart çalabilirim. Peki sen arabesk okuyabilir misin gülüm diye. Allah seni kahretmesin Tilay. Anam, senin o piyanonun tuşlarını sayacak kadar toplaman çıkarman yok. Nereyle Mozart çalacağım Moronovski? Rezil oldu koskoca sanatkara. Ben olaydım yaptırmazdım. Ah, başınızda bir büyük olaydı. Vardı anam, bir büyük içtik sonra tweet attık. Puh senin suratına. Ne diyor adam? Hodri meydan. Ne zaman yapalım düelloyu demiş. Allah ne zaman diyeyim? Şeydi. Londra Filormoni giller haftaya yatırla gelecek, sen de gel. Akşam benim evde hepimiz yere bağdaş kurup çalar seyleriz de. Benim piyano yok ki. Nerede yapacağız? Kız! Özür dile hadsiz! Yanlış numara de, bir şey de, kaç. Ya adam dünya çapında bir kişi. Sen vallahi kendini açtın Tülay. Mahalleye değil artık bizi dünyaya rezil ediyorsun ya. Notu biliyor musunuz? Canım bunlara hiç gerek yok biliyor musun? Ben yıllardır hep kulakta. Peki solfej var mı? Valla burada genelde meze var ama sandviç falan da getirtebiliyoruz. Tam olarak ne istedin sen İstiklal'den söyletelim. Hayır yani solfej bilginiz var mı? Ya hocam sana zahmet olmasa sen hiç bunlara takılma. Şu parçayı bana bir çalıver bakayım hadi. Tamam, okey. Efendim? Tamam, kaptım diyorum. Kulağım iyidir. Sol elinle ritmi tutuyorsun. Sağ elinle nameyi vuruyorsun. Tamam. Klavye mantığı. Tamam, ayarlayacağız. Şarkının adı ne? Mozart'ın bir numaralı piyano sonatı. Do majör allegro. He. İsmi uzun. Demek ki ondan tutmadı. Yoksa oynak parça. Tam yaz parçası. Allegro, neşeli çalınmalı demek zaten. Ha, işte biz ona oynak diyoruz. Ver coşkuyu diyoruz. Eller havaya diyoruz. O sizde demek allegro. Ha. Ama parçayı iyi seçmişiz. Ben seyircinin enerjisine göre nakaratı böyle uzatırım sonuna doğru. Azıcık da hızlandırırım. Veririm coşkuyu, yürür giderim. Sen bir daha çal bakayım, iyice otursun kulağıma. Pardon, siz kime çalacaksınız bunu? Arkadaşlarınıza sürpriz falan mı? Yo, Fazıl Say'a çalacağım. Ahbabım olur. Thank you.
çok değerli bir sanatçı arkadaşım Fazıl için geliyor. Mozart'tan oynak bir parça, yeni bir parça, tam bir yaz parçası. Eğleniyorsunuz, oynuyorsunuz iyi ama şşş, acık edebinizle oturun hadi. Muhteşem Süleyman, ben amuda kalkacaktım ya. Sen nesin ya? Sen muhteşemsin ya. Harcanıyorsun sen burada ya. Fazıl Bey'den. Ay, çok ince tabii. Sen artık arabesk fanteziyi bırak, klasiğe dön. Ekmek yok anam. Olmaz olur mu lan? Düğünler, kokteyller, ekstralar, banka geceleri, namusundan nezih nezih. Oh, iki tane de sıkıcı siyah tuvalet alırız. Oldu bitti. Yok anam, benim ruhum arabesk Selahattin, mümkün değil. Tülay, sen salak mısın? Tipin mi öyle gösteriyor? Aa, gidiyor. Ama arabesk okuyacak da öyle iddialaşmıştık. Lan bırak adamı lan, hayatın değişecek. Sen klasikçi ol. Fazıl Bey. Kim lan? Sen kimsin kardeşim? Abla Selahattin abi paranın yarısı iş bitiminde dedi. Bekledim bekledim vermedi. Gidiyorum ben. Bu kim lan? Fazıl Say. Bence benziyor. Bana sahte Fazıl Say mı tuttun? Kendisi niye gelmedi? Twitter'daki öz hakiki Fazıl Say da benim. Ondan olabilir mi? Yalan dünya, yalan dünya. Albüm çıkarmayayım, soyunmayayım diye he mi? Klasiğe geçeyim de namusumla kazanayım diye. Ha, iyi olmadı mı? Ya Selahattin bana bak, benim nerem klasik anam ya? Ha? Ayetten güzel çalacağımı nereden bildin ya çuvallasaydın? Her şeyi alıp tıngırdatıyorsun. Dedim en kötü daha dün annemizi öğrenir çalar. Her türlü bizim Fazıl ayakta alkışlayacaktı. Ama böyle bir virtüöz beklemiyordum. Tülay, bir daha düşün istersen. Anam hadi ben acıktım ya. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Nereye? Dışarı çıkmıyor muyuz? Dur piyanonun oradan teybimi alayım. Ha? Kız playback yaptım herhalde. Manyak mısın? Üç günde nasıl çalacağım koca aleti? Anca parmaklarımı düzgün oynatmayı söktüm. Delimine. Gerçekten kim çalıyordu? Teypte. Fazıl Say. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.